açık alanları kapatıp işlevsel hale dönüştüren cam balkon sistemleri sadece konutlarda değil, kafe, restoran gibi ticari alanlarda da çokça tercih görüyor. Ankara'da faaliyet gösteren cam mekan, tüketicinin bu türden ihtiyaçlarına yıllara meydan okuyan sistemlerle yanıt veriyor. Konutlarda dekorasyonun bu denli öneme haiz olmadığı 1980'li yıllarda sektöre giren Şeref Çınar, tarih 2000'li yılları gösterdiğinde Ankara'da cama ve alüminyuma dair tüm taleplere yanıt vermek üzere cam mekanı kuruyor. Çınar hizmet yelpazelerini izah ederek söze başlıyor. 82 yılında başladık ama biz kendi işimizi 2004'te kurduk. 2004'ten beri de işte bu işi devam ettiriyoruz. Daha önceleri alüminyum doğrama, kapı pencere işleri yapardı. Ondan sonra işte bu yenilik çıktıkça işte cam balkon işi çıktı, teras kapamalar çıktı, kış bahçeleri çıktı. İşte yeni yeni böyle giyotin sistemleri, otomatik sistemler çıktı. Cephe kaplama sistemleri yapar, giydirme sistemleri. Cam cephe yapar, alüminyum kompozit yapar. İşçilikten ve kaliteden ödün verilmemesi firmanın adını güvenle duyurmasını sağlıyor. Müşteri müşteriyi getirir. Yani birinin işini temiz yaparsan diğeri gelir. Kesinlikle gelir. Hani yoksa sen işini temiz yapmazsan, titiz yapmazsan müşteri gelir mi sana? Gelmez. Cam mekanı da bu şekilde ayakta duruyor. Çınar, firmalarının tercih edilmesinin önemli bir unsuru olarak yenilikçi yapılarına işaret ediyor. Uygulamasını yaptıkları malzemelerdeki revizelerde sorumluluk üstleniyor. Biz tasarım da yapıyoruz. Mesela malzemeler üstünde daha güzel tasarımlar yaparız. Şimdi her çıkan malzeme şöyle söyleyeyim, birinci sınıf malzeme diye çıkar ama eksikleri çoktur. Biz mesela bazen o eksikleri tamamlarız. Fabrikalara ya da satıcı firmalara deriz ki işte bunların buralarında eksikler var. Çünkü niye? Uygulayıcı biziz. Ankara sitelerde faaliyet gösteren firmanın kurucusu Şeref Çınar, uzun yıllardır kemik bir kadroyla çalıştıklarını söylüyor. İlla Ankara olacak diye bir şey yok. Türkiye'nin her bir tarafında iş yapıyoruz. Kurulduğundan beri değişmeyen bir ekibimiz var. Cam bölümü, alüminyum bölümü diye ikiye ayrılıyor. Ondan sonra hazırlık bittikten sonra da montaj aşamasına geldiği zaman da montajlar çıkıyor. Deneyimli bir ekiple çalışılması siparişlerin hızla tamamlanması sonucunu doğuruyor. Önce ölçü alıyoruz. Lazer aletlerinin ölçüler alıyoruz. Ölçüyü aldıktan sonra işte normalinde 3 günde çıkar bizde. Çok çabuk çıkar. Ama tabii ki müşterilerin sıralaması olduğu için 10 günde, 12 günde, bilemedim 15 gün içinde bir süre veriyoruz. O sürede de takılmış oluyor. Her müşteriye farklı malzemelerden alternatifler sunuluyor. Çınar, her zevke ve bütçeye hitap ediyoruz diyor. Dışarıdaki teşhirlerimizden gelen müşteriye onlardan açma, kapama, çalışma şeklini gösteriyoruz. Müşteri kendi de açıp kapatabiliyor. Burada işte çeşitli farklı malzemeler olduğu için ondan hangisini müşteri kendi tercih ederse bütçesine göre. Resmi garanti süresi 2 yıl olmasına rağmen uyguladıkları her sisteme 5 yıl garanti verdiklerini söyleyen Çınar, firma tercihi konusunda tüketicileri uyarmayı da ihmal etmiyor. Firmayı seçerken bir kere yaptığı işlere baksın. Gitsin, arasın, bulsun. Yani bu zor bir şey değil. Geldi bana. İşi çok titiz insanlar var çünkü. Bir de cam balkon işi artık öyle bir şey ki. Hani ya ben bir ayakkabı aldım da ben bunu beğenmedim. 100 lira. Çok önemli, çöpe atarsın. Ama bir balkon 3000 lira, 2000 lira, 5000 lira. Nasıl çöpe atacaksın? En azından gitsin. Ya desin ki arkadaş ben senin yaptığın işi görmek istiyorum. Ya da uygulanmışı var mı? Ama bizde burada da var. Müşteri de var. Gönül rahatlığıyla hepsini gösterebiliriz. Artık hemen herkes balkonlarını camla kapattırıyor. Bunun için tüketicilerin pek çok haklı gerekçesi bulunuyor. Soğuk ve yağışlı havalarda balkonu kullanabilmek, dışarıdaki tozun eve girmesini önlemek, güvenlik ya da mahremiyet bunlardan birkaçı. Tozdan, yağmurdan, ondan sonra gürültüden, sesten, ya görüntüden bile ne fark ettiriyor. Bugün bir balkonumuzu mesela bir oda gibi, ev gibi kullanabiliyoruz. Teras gibi kullanabiliyoruz. Dışarıda kalmış bir mekanımızı biz iç mekan yapıyoruz. Kaliteli bir malzeme, iyi bir izolasyon, iyi bir işçilikle, küçücük bir katalitikle o balkonda çayımızı yudumlarken kar yağışını izlemesi,
zevkli olsa gerek ki insanlar bunu tercih ediyor. Son yıllarda katlanır camlarla görüş alanını kapatmayan cam balkonların epey revaçta olduğunu söylemek mümkün. Uygulamalarda sağlıklı cam malzeme, PVC ve alüminyuma nazaran daha çok tercih ediliyor. Darbelere dayanıklı olan temperli cam, çok şiddetli bir darbe söz konusu olduğunda tıpkı araba camında olduğu gibi çatlıyor ancak kırılmıyor. Temperli cam, normal camın 8 kat daha artırılmış, kuvvetlendirilmiş ve güçlendirilmiş sistemidir. Yani bir ısıya girer, ısıdan sonra soğuk hava. Soğuk hava temasında cam sekorit deriz aslında. Bir ismi sekorittir, bir ismi temperdir. Temperli hale gelir, yani dayanıklılık haline gelir. Kış bahçesi de rağbet gören uygulamalar arasında yer alıyor. Havuz yaptırmış, geniş bir mekanlar var, bahçe var ama oturacak yerleri yok. Kışın da oturmak istiyorlar. Onun için kış bahçeleri, kapalı bir alanları iç mekan gibi yapabiliyoruz yani. O iç mekana çeviriyoruz. Çınar, bireysel müşteriler yanı sıra müteahhitlerin de cam balkon uygulamasına sıcak baktığını söylüyor. Müteahhit müşterileri. Artık diyorlar ki yani biz balkonumuzu ya kapatalım, hem uğraşmasın bizim alacak müşterilerimiz, ev sahiplerimiz, hem de bizim görsellik olarak güzel olsun. Şimdi bazen de şöyle söyleyeyim, binalarda renkli renkli farklı camlar takılıyor. O benim görüşüm yanlış. Niye yanlış? Görselliği bozuyor. Müteahhit İbrahim Öztürk, inşa ettikleri projelerde cam balkon sistemlerini tercih etmelerini ve Şeref Çınar'la işbirliklerinin gerekçelerini şöyle izah ediyor. Ürün bazında baktığımızda hem kaliteli malzeme kullandıklarını görüyoruz diğerleriyle kıyasladığımız zaman. Birincisi ilkeli çalışıyorlar. Hizmetini biz daha sıkıntılarımız olduğu zaman daha çabuk alabiliyoruz. Ürünümüzden memnunuz. Yani beylerin yaptığı ürünlerden, kullandığımız ürünlerden memnunuz. Şimdiye kadar bir sıkıntı gelmedi diye rahatlıkla söyleyebilirim. Cam balkon sistemleri evler dışında ticari işletmeler için de estetik ve fonksiyonel bir alan yaratmanın en modern yolu oluyor. Ticari olarak kafe restoranlar. Kafe restoranlarda ağırlık biraz daha çok. Çünkü niye insanlar geliyor oturmaya? Bahçesi var ama o gürültüden, tozdan, pislikten oturamıyor. Bu cam balkon ne yapıyor? Tamamen dışarıyla teması kesiyor. Kestiği için insanlarımız rahat oturup kahvaltısını rahat yapıyor. Yani eğlence merkezi ise rahat oturup o şekilde devam ediyor. O yüzden biraz daha onlarda da tercih çok. Şeref Çınar özellikle ticari işletmeler için yeni bir ürün geliştirdiklerini söylüyor. Balkon küpeştesi gibi korkuluk haline dönüşebiliyor. İstersek komple kapatıyoruz. O da haline dönüşüyor. Bunlar da kafelerde, restoranlarda bunlar da biraz ağırlıkta. Şu anda tutulan bir malzeme. Uzaktan bir kumanda panelimiz var. Yukarı bastığında yukarı çıkar malzeme. Aşağı bastığında aşağı iner. Orta bastığımızda istediğimiz yerde durur. Bu şekilde uzaktan kumanda edilen bir malzememiz var. İsmi de giyotin diye. Giyotin cam balkonlar diye geçer. Yeni bir ürün. Bu da işte piyasaya çıktı bakalım. İnşallah çok tutulacak. Şeref Çınar sözlerini noktalarken istihdam yaratmak hedefiyle yollarına devam edeceklerinin altını çiziyor. Kendimize koyduğumuz hedef tabii ki biraz daha büyümek, biraz daha iş potansiyelini artırmak, iş istihdamları yaratmak. Kimse işsiz kalmasın. Yani biz bunun peşindeyiz. Yoksa başka bir amacımız yok.